Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Grand Theft Auto San Andreas videolarımızda kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar bilinmeyen hile kodlarını sizlere göstereceğim. Hani bunlar bazı oyuncular tarafından bilinse de ama genel olarak tam olarak bilinmiyorlar. Hani sonra gelip bana yorumları yazmayın, Burak abi ben bunu biliyordum o yüzden sana dislike atıyorum falan diye yazmayın bana. Hani önceden sizlere uyarayım demek istedim. Bu şekilde anlatabilirim ve arkadaşlar videomuza destek olmak için de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. İstiyorsanız hemen bilinmeyen 10 hile koduna geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar, oyunumuza geldik. Şu anda Grosset'in evinin önündeyiz. Yani Grosset'tayız. Kalacağız evin önündeyiz. Ve şu anda hilelerimize geçeceğiz arkadaşlar. Ona geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Lütfen videomuzu paylaşabilirsiniz. Yani paylaşmak istiyorsanız paylaşın. Yapacağınız şey sizlere kalmış. Hani belki paylaşırsınız belki paylaşmazsınız ama benim gelişmemi istiyorsanız da paylaşabilirsiniz. Zorlama yok, hiçbir şey yok. İsteyen paylaşır, isteyen paylaşmaz. Yani ben artık bunları sizlere bakıyorum. Zorunluluk yok diyorum. Ve fazla atmadan da hilelerimize geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak Rocketman'ı hatırlıyorsunuzdur. Bakın yazalım Rocketman'ı şöyle. Rocketman. Bu şekilde arkadaşlar Rocketman hilemiz vardı. Bakın jetpack veriyordu bizlere. Rocketman diye geçiyor. Ve böyle bizlere jetpack veriyor. Ama bunun değişik bir hali var. Onu da göstereceğim sizlere. Hemen şöyle gidin bakalım. Hayır. Düşecektim az kalsın oradan. Ve yeni hilemiz Yecga diye geçiyor arkadaşlar. Bunu bazılarınız bilmiyordu. Ben de bunu harbiden bilmiyordum ama bir yerden sonra artık öğrendim. Rocketman yazanlar artık Yecga da yazabilirler. Yecga diye. İki tane daha var. Zaten yazacağım aşağıya doğrusunu. Yani bunu biliyorsunuzdur belki, bilmiyorsunuzdur. Ona ben karışmam ama az bilinen biriyle. Bakın ben bile bunu fazla bilmiyordum. Sonra bana demeyin aşağıya falan. Dediğim gibi videonun başında uyarmıştım zaten sizlere. Artık demiyorum. İnşallah tedbirli olmuşsunuzdur diyorum. Bu şekilde Yecga arkadaşlar birinci ilimizde. Tam olarak Yecga yazarak. Hatta şöyle tekrar yazalım. Yecga diye. Yecga. Ve Rocketman olarak jetpack veriyor bizlere diyebiliriz. Evet şöyle hemen aşağı indirelim ve diğer şifremize geçelim. Evet bir sonraki hilemize geldik arkadaşlar. Hepimizin bildiği o sınırsız mermi WNRLTV'di herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da olabilir, tam olarak bilmiyorum bunu fakat arkadaşlar hepimizin bildiği o sınırsız merminin başka bir tane daha şifresi var. Bunu dediğim gibi bazı kullanıcılar biliyor ve bazı kullanıcılar bilmiyor. Ama ben bunun bilenlerindenim ve sizlere hemen bunu göstereceğim. Bakın denelim, şu anda mermimiz azalıyor diye Sir Daigle. Bakın 5, 4, full clip yazarak şeyimizi fullleyebilirsiniz. Full clip diye geçiyor. Ve gördüğünüz gibi yazdık. Sıkıyoruz, mermi bitmiyor arkadaşlar. Hani bunu dediğim gibi bazı bilen kişiler de vardı, bilmeyen kişiler de vardı. Bunu benim sayemde öğrenmiş olduğunuz full clip daha bence mantıklı geliyor. Full yani, full clip diyebiliriz bu şekilde. İstiyorsanız diğer şifremize geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki hilemize geldik. Bu hile de arkadaşlar hatırlarsanız San Andreas'ın son görevinden önceki yerlerde, işte burada Los Santos'a gelmiştik en son. Burada da isyan vardı. Los Santos'a bir isyan vardı Tempene'ye karşı. Herkes televizyon falan çalıyordu. Evler falan böyle yanıyordu. Arabaların yanından da geçtiğimiz zaman patlıyordu. Hani bu şekilde söyleyebiliriz ve onun arkadaşlar hilesini buldum. Hemen onun hilesini yazalım. Statio Femer Genci diye yazılıyor ve arkadaşlar evler yanacak şimdi, bakın göreceksiniz. Bakın herkes arabasından indi ve polislere saldırıyor. Oo, şuraya baksana, nerede saklıyor o silahı lan? Polisi öldürdün. İn bakalım. Ha, bu da şimdi ince kaşar beni öldürecek değil mi? Olmadı. Yani böyle diyebiliriz arkadaşlar, evler falan yanıyor. Halkta isyan var, televizyon falan çalıyorlar. Yani isyan başlatma hilesidir bu. Bakın taksi falan inmiş, arabalar patlayacak mı bakalım. Herkes televizyon çalıyor orada. Bakın evler yanıyor, bakın. Şu şekilde. Yani doğruluk için gösteriyorum sizlere, sonra yalan falan derseniz hiç karışmam o işe ben. Arabalar falan patlıyor herhalde ya, çarpınca mı? Yanıyor bak, patladı. Anam teyze üstte kaldı teyze. Valla büyük bir isyan var Los Santos'dan. Valla millet televizyon çalıyor, bir yıldızla beni, iki yıldızla beni kovalıyorsunuz ya. Dediğim gibi arkadaşlar burada da evler yanıyor falan. Bu ileyi de alta vereceğim zaten, oradan da yazabilirsiniz. Evet yeni ilimize geldik. Şu anda arkadaşlar gözge polisler bana saldırıyor. Hepimizin bildiği o Ayazakma şifresini yazdıktan sonra polisler bizim peşimizi bırakıyordu. Ve böyle de bir hile varmış. Bunu yazdıktan sonra polisler peşimi bırakacak. Ama vurduklarımda tekrardan bana gelecekler. Ve gerçekten de ben bunu hiç kullanmadım hayatımda. İlk defa bu videoda kullanıyorum. Ve hilemiz de Asna Ev diye geçiyor. Polisler benim peşimi bırakıyor. Polislere bir tekrar sıkacağım bakalım, saldıracaklar mı yine. Polis şu an gitti.
İnsan falan öldürelim bakalım. Yıldızımız artarsa, ama bakın yıldız geldi. Yani arkadaşlar Isaac mı görevini görmüyor bu. Sadece polislere bildiğin peşini bırakıyor yani. Ama Isaac mı daha mantıklı. Öyle bir şey gerek yok, polislerden bir tane kurtul. Daha da kurtul falan. Ha, polisler yine geldi. Daha uğraşmanıza gerek yok. Isaac mı bence daha hani mantıklı. Bu şekilde tekrardan yazarsanız polisler peşinize takılır. Yeni ilimize geldik. Şu anda da arkadaşlar hepimizin istediği arabaya binip de nişan alamıyorum, ateş edemiyorum diye söyleyen arkadaşlarımız vardı. Ben de bunun hemen iyisini buldum ve sizlere de bunu gösteriyorum. Dediğim gibi bunları bilenler var, bilmeyenler var. Hep birlikte bunu göreceğiz. Arabamıza biniyoruz ve yazıyoruz ki OIQDMW yazıyoruz ve artık nişan alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde de insanlara saldırabiliriz. Arabadayken iyiliğinizi yazmanız lazım. Diğer türlü denemedim ama olmuyor büyük ihtimalle. Arabanızda yazın, böyle insanlara saldırın. Bakalım silah falan insanlar geçiyor mu? Bakın şu şekilde sıkıyorum bizim elemanlara. Arabayla izim az önce. Ölüyorlar. Ha, öldü adam. Bu şekilde diyebilirim. Yani artık nişan alabileceksiniz. Millet öldürebileceksiniz bu şekilde. Ballastlarla falan mücadele edebileceksiniz arabanızla. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Yani ballast falan kalmamış haritada zaten. Hepsini aldığım için sıkıntı yok o konuda. Şimdi istiyorsanız diğer hilemize geçelim. Evet, diğer hilemize geldik arkadaşlar. Burada da bütün arabalar gördüğünüz gibi bazen normal, bazen de eski püsük bir arabalar karşımıza çıkıyor. Ve roket atan kadınlar falan da var. Bozuldu arkadaşlar oyun. Yanlış şifreler falan yazmışım. Herkes birbirine saldırıyor falan. Arabada bir türlü karşıma çıkmıyor. Böyle diyebiliriz. Ha, bu şekilde demiş. Neyse. Arabalar geçmiyor mu ya? Vallahi oyun bozulmuştur. Neyse, tekrardan kayıt işlemine başlayalım biz. Şöyle çıkalım dışarı. Bozuluyor. Bazı ileri yanlış vermiş bazı aptallar. O yüzden de bozuluyor. Yok bilmem ne büyücü kadın getiriyormuş falan diyorlar. Yalan hepsi. Denedim, bir şey oluyor. Yok. Ben size doğru olun zaten diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yollarda böyle bazen iyi bazen de kötü arabalar var. Ama bir ile yazdığımızdan sonra bizlere çok iyi bir arabalar, yani zengin arabaları veriyor. Everyone is rich. Yani her evet, bir sonraki hilemiz arkadaşlar hemen söylüyorum, Ninja Town. Dediğim gibi Ninja Town yazıyorsunuz ve bütün yerler arkadaşlar, bütün insanlar değil yani, bazı arabalar ve bazı yayalar triad oluyor ve bizlere bir katana hediye ediyor ve katanayla da savaşıyorsunuz falan, işte fark etmiyor. Hemen polis arabamıza binip bakalım. Bakın etrafta simsiyah arabalar oldu. Yani bu şekilde Ninja Town siyaha aittir, siyah yani. Bakın triadlar falan burada motorlar sürüyorlar. Motorlar falan çok karşımıza çıkacak. Bakın çeteler de burada, çeteleri kovalıyorlar falan böyle. Hani böyle bir Ninja Town etkisi yaratmış Los Santos'a. Gayet güzel siyah arabalar falan. Siyah araba istiyorsanız bu Ninja Town yazıp alabilirsiniz. Bakın polis arabaları bile siyah olmuş. Motorlar falan bütün şekilde siyah olmuş arabalar. Bazı arabalar da siyah zaten, normal arabalar falan. Onlara bir bakalım şöyle. Sadece benim arabam böyle siyah beyaz. Bu şey bakın, her yer falan şey olmuş bakın. Greenwood bile siyah olmuş diyebiliriz. Şimdi istiyorsanız diğer hilemize geçelim. Geldik bir sonraki hilemiz arkadaşlar. Bu hileyle de bütün yayalar değil de, yani dediğim gibi bazı kişiler Elvis Presley modeline sahip oluyor. Zaten bunu biraz önce fark etmişsiniz galiba, bilmiyorum ama tekrardan bunu yazıyorum. Blue Suede Shuho S diye öyle geçiyor. Altta vereceğim zaten, yanlış okuyabilirim. Bakın herkes falan savaşıyor böyle. Ninja Town yapıyorlar. Ben arabama bineceğim, buradan kaçayım. Sokaklar dediğim gibi Elvis Presley benzeyen karakterler falan karşımıza çıkıyor. Ninja Town herhalde etkili olduğu için çıkmayacaktır. Ben şunu hemen bir iptal edeyim. Yoksa çıkmayacak. Ninja Town tekrar yazalım şöyle. Ninja Town.
Şuna binme, şuna binme. Yok yok yok. Hah. Yazdım tekrar. Bakalım karşımıza çıkacak mı? Evet, şöyle dolaşıyoruz. Zaten bildiğimiz gibi bunlar Las Venturas'ta vardı. Bu karakterleri Las Venturas'ta görebiliriz. Yine şeyler var ya, ninjalar var. Herhalde iptal olmadı ya. Dur, tekrar oyunu başlatmam lazım. Dediğim gibi oyunu tekrar başlatmanız lazım böyle şeylerin olması için. Onu da tedbirli olun. Bu da size ders olmuş olsun. Tekrar hilemizi yazacağız şimdi. Yazalım. Blue'e, Shoe'e, pardon. Blue'e, Sue'e de Shoes. Yani mavi ayakkabılar anlamında gibi bir şey. Bakalım dışarıya varlar mı? Buradan gördünüz az önce. Ve karşımız göz gibi. Evet, Presley çıkıyor. Ona benzer karakterler. Bunlar zaten Los Santos'ta vardı. Ama artık Los Santos'ta da varlar. Bakın. Farklı modelleri, farklı şekilleri yine var. Ve hepsini öldürdük. Ha bakın. Şu siyah kısmı da var. Ha 3 tane. Aynen, çok iyi oldu. 3 tane göz gibi böyle geliyor. İyi bir şekilde olmuş. Diğerleri şimdi diğer bir hilemize geçelim. Evet, diğer hilemize geldik arkadaşlar. Bu hileyle de hem suda hem de karada giden bir araba gelecek. Hemen yazalım. KKGGDKP yazdık ve arabamız karşımıza geliyor. Zaten bunu bir hatayla görebilirsiniz. Oyunun bir hatası var. Bu kendi kendine gidiyor. Belki bilirsiniz o gizemi. Yani bu hem havada hem de karada gidiyor. Bu patlıyor mu ya? Siyah duman falan çıkartıyormuş. Onu deneyeceğiz. Bakın karada da gidiyor. Şimdi denizde süreceğim onu. Biraz kullanması zor ama hızlanırsanız kolay olacaktır. Şöyle uçuyor da bu herhalde. Yani uçuyordu sanki bu. Öyle hatırlıyorum. Yani harbiden bayağı suda, havada, karada falan gidebilen bir araç. Garip bir araç ama Vice'de herhalde yoktu bundan diyebilirim. Şimdi bakın diğer hileler açık olduğu için şöyle hem suda hem de karada gidebiliyorsunuz. Ya sizlere kolaylık olmuş. Duman falan çıkartıyor, patlayacak mı bilmiyorum ama bu şekilde de gezebilirsiniz bununla diyebilirim. Evet arkadaşlar, 10. ve sonuncu hilemize geldik. Burada da arkadaşlar oyun yavaşlıyor. Yani bunları bazınız biliyorsunuz dediğim gibi, bazınız bilmiyorsunuzdur ama bilmeyenler için ben bunları diyorum. Sonra gelip dislike atmayın. Leo Ai diye geçiyor arkadaşlar. Leo Ai diye geçiyor. Bir dakika, Leo Ai diye geçti ve gördüğünüz gibi oyun yavaşladı. Bakın şöyle. Hani sizlere güzel bir deneyim sunar belki. Hani böyle ağır çekimle oynamak isterseniz pat 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 güzel oluyor. Hani birazcık böyle oynayın, birazcık da hızlı oynayın. Hızlı oyun şifresi de var ama onu belki biliyorsunuzdur. Yani yavaşın da var dediğim gibi. Bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Evet, videomuzu baştan sona izleyen herkese teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı da arkadaşlar unutmayalım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki GTA serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.